Ton TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir güncel programıyla daha sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi yine çok değerli bir konuğumuz var güncel programında. Çam Belediye Başkanımız Sayın Bülent Öz. Sayın Bülent Öz, hoş geldiniz hoş programımıza. Olun. Böyle ayağınızın tozunla sizi hemen stüdyoya aldık. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok da yoğun olduğunuzu biliyoruz aslında. Evet. Bundan önce kısa bir süre önce yaptığınız basın toplantısına katılmıştık. Orada ne kadar yoğun olduğunuzu da gözlemledik. Öncelikle neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günler? Yani dediğiniz gibi yoğun geçiyor. Sağ olsunlar hemşehrilerimiz bugünlerde ilk haftadan itibaren yoğun bir şekilde tebrik ziyaretlerine geliyorlar. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık diyorum. Geliyorlar. Sevinçlerini bizimle paylaşıyorlar. Onun haricinde tabii artık bundan sonra da çanımızın, belediyemizin işlerine de artık koyulma zamanı. Evet. Belli bir program dahilinde bu ziyaret saatlerine, tebrik ziyaret saatlerine bir program altına alacağız. Onun haricindeki vakitlerimizde de kendi personelimizle, belediye çalışanlarımızla birlikte çanımıza bundan sonra belirlediğimiz ve belirleyeceğimiz ne hizmetler yapacağız, onlara bakacağız bu süreçten sonra. Bütün belediye başkanlarının biraz ciddi derecede bu tebrik şeyleri konusunda oluyor. Gerçekten de çok yoğun olduklarını biliyoruz. Biz birkaç seçilen belediye başkanlarımızı falan ziyaret ettiğimizde ciddi bir yoğunluk var. O yoğunluk sizde de var mutlu ama insanlar da oy verdikleri ve destekledikleri insanların bu başarısını da gelip böyle kesinlikle bir elinizi sıkıp bir çayınızı içmek istiyor herhalde, değil mi? Kesinlikle aynı şekilde o sevinci paylaşma adına gelip böyle bir sohbet etmek istiyor, çay içmek istiyor. Bu da doğal. Her zaman gelsinler, her zaman kapımız açık hemşehrilerimiz. Evet. Başkanım, zaman zaman milletvekili de diyebilir miyiz? Evet. Milletvekilliği döneminiz de oldu. Sağ olun. Şimdi siz milletvekiliniz döneminde biliyorsunuz. Çok çalıştınız. Evet. Ön seçimde özellikle milletvekili adaylığı döneminde de çok çalıştığınızı biliyoruz. Özellikle ben sizi sosyal medya hesaplarınızdan çok ciddi derecede takip, en iyi takipçilerinizden bir tanesiyim bu arada. Sürekli takip ediyorum sizi. Mutlaka diğer insanlar da sizi Facebook'tan takip ediyor. Facebook'u da çok iyi kullanıyorsunuz. Evet. Bütün çalışmalarınızı orada kare kare sergiliyorsunuz. Neler yaptınız, ne ettiniz herkes bilgi sahibi oluyor. Evet. Hem o dönemde hem milletvekili adaylığı döneminde hem milletvekili döneminde çok çok iyi çalışmalar yaptınız. Evet. Aynı çalışmaları belediye başkan adayı olduğu dönemde de yaptınız. Çam'ı nasıl kazandınız? Çam zor bir yerde. Evet. Yani kazanılmasına zor gözüyle bakılan bir yerde. Yani, nasıl başardınız bunu? Nasıl bir çalışma sistemi yaptınız? Mutlaka bir strateji uyguladınız. Neler yaptınız? Aktarabilecek misiniz ilk olarak? Yani dediğiniz gibi yani milletvekili dönemimde de çok çalıştım, çok ziyaretler yaptım. Yani şu, yapılması gereken şu, bir algı vardır. Yani milletvekili ya da belediye başkanı seçilmişler. Seçim zamanlarında işte mahallemize gelir, köyümüze gelir, kahvemize gelir. Evet. Seçildikten sonra bir daha uğramazlar. Maalesef böyle bir algı vardır, söylenir hep. Evet. Bu milletvekilliği adaylığım döneminde de açıkçası ben de bunlara maruz kaldım, ben de işittim. Siz buraya geldiniz ama seçilirseniz bir daha gelmezsiniz şeklinde hep bunları bunu işittim. Bunu hep duymuşsunuzdur bunları değil mi? Bunları hep duydum, bunları hep duydum. Açıkçası bu tabuyu ben yıktığımı düşünüyorum milletvekili döneminde. Seçildikten sonra hemen hemen her hafta sonu Çanakkale'ye gelip ilçe ilçe, tüm ilçelerde, tüm köylerde Çanakkale'mi gezdim. Vatandaşıma dokundum. Beraber dizinin dibinde oldum. Sizi herhalde seçildikten sonra görenler şaşırmıştır biraz. Hani kesinlikle. Klasik siyasetçinin dışında bir çalışma gerçekleştirdiniz. Aynen de öyle. Yani hatta ilk milletvekili olduğumun daha mazbatayı almamıştık. Birinci günü hemen bir köy programı yapmıştım. İşte teşekkür ziyaretlerine. Evet. Şaşırmışlardı. Yani seçilmiş bir milletvekilinin daha birinci günü köyümüze hiç gelmemişti şeklinde ifadeleri olmuştu. Bunu yapmak gerekir. Yani hem milletvekili, belediye başkanlığı seçildikten sonra halkın arasında kopmamak gerekir. Açıkçası Çam Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce de bu mahalli seçimler süresinde de bu çalışmamı yürüttüm. Yani sokak sokak, ev ev, gece gündüz demeden bu çalışmalarımızı yürüttük. Vatandaşımıza ulaştık. Kendimizi ifade ettik. Dolayısıyla başkanım sabah saatlerinde
fırıncıları ziyaret ettiniz. Evet. Orada bir seramik fabrikası var. Oradan girerken insanlara hayırlı günler dilediniz. Bunları hep gördük. Kesinlikle. Sosyal medyadan. Aynen, bunları yaptık. Şaşırdık da tabii. Bunları tabii evet. Devam edeceğiz. Gene evet. Yapacağım. Yani bugünlerde bir seçildikten sonra hani milletvekilinde tabii, olduğu gibi. Aynen. Evet. Bunları yapacağız. Hatta ilk gün ben seçildik. Birinci günü Çan'ın pazartesi günü pazarı. Evet. Pazara dolaştım. Hem pazar esnafımıza bir hayırlı işler diledik. Hem teşekkür ettik. Evet. Pazara gelen hemşehrilerimizle buluştuk. Bunun devamında işte teşekkür ziyaretleriyle her gün zaman zaman esnaf ziyaretleri yaparak bu teşekkürleri yaptık. Bunu devam edeceğiz. Yani kısaca vatandaşımızın isteği yanında olduğunu hissedeceği bir belediye başkanı, bir milletvekili istiyor. Ben bunu yapıyorum. Bunu yapmaya da devam edeceğim. Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Onların yaşam mücadelesinde olmaya devam edeceğim. Bu çizgimizi bozmamak gerekir. Yani tüm siyasetçilere bunu tavsiyem. Gençlerimize de, siyasete atılmak isteyen tüm gençlere de bunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle o konuda haklısınız. Evet. Çünkü bence sizi takip eden siyasetçiler de ya Bülent Öz bunu yaparak ciddi evet. başarılar elde ettiği evet. düşüncesini bence onların kafasına yerleştirdiniz. Kesinlikle. Çünkü çok önemli başarılar elde Kesinlikle. Ettiniz bu sıcak çalışmaları gerçekleştirerek. Bir de önemli olan burada yani sadece ziyaret etmek, dokunmak değil. Evet. Burada şunu söylemek istiyorum. Mütevazı olmak çok önemli. Kibirden uzak durmak çok önemli. Bunu yaptığımızda o gönül köprüsünü vatandaşla, halkla kurabiliyorsun. Ben kişiliğim gereği de, mizacım gereği de hep böyle oldum. Siyasete atılmadan evet. önce de hem ticaret hayatımda hem özel hayatımda da bu anlayış içerisinde açıkçası hep oldum. Bu çizgiden hiç kopmadım. Ve siyasete atıldığım zaman da hep söylerim. Artık klasikleşti ama anlamlı buluyorum. Yani hiçbir siyasi fikir düşünce ayırt etmeden şu kişi bu partidenmiş, o kişi başka partidenmiş demedim. Dememek gerekir. Herkesi kucaklamak gerekir. Ben bunu yaptım. Bunu da yapmaya devam edeceğiz açıkçası. Yani kim hangi partiye oy verirse versin, bana versin vermesin. Hemşehrilerini kucakladım. Milletvekili dönemimde de, belediye başkanlığı dönemimde Allah'ın izniyle böyle olacağım. Bu çok önemli. Bunu yapmakta fayda var. Böyle olsunlar. Yani marjinal olmamak gerekir. Sen böyle düşünüyorsun, sen bu partidensin deyip ötelememek gerekir. Bunu yapmamak gerekir. Bunu yapmayacağız. Yapmadım da herkesi kucaklayacağız Allah'ın izniyle. Bu önemli. Evet. Başkanım, belediye başkanı adayı olduğunuz dönemde çıktınız sokaklara. Belki Çanakkale'de de Bülent Öz'ün işi çok zor Çan'da. Ama siz öyle mi dendi? Ekibinizle evet. Belediye meclis üyelerinizle, evet. Çan Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlıkları, oradaki görevli arkadaşlar, oradaki partililerle kol kola girdiniz. Ekip de çok önemli. Ona kesinlikle değinmeyi istiyorum. Ekibinizle ilgili neler söyleyeceksiniz bizlere? Çünkü onlar da size mutlaka bir itici güç oldu. Kesinlikle. Bunu yani her girdiğim seçimlerde öncesinde ve sonrasında önce kendi ekibimize hep teşekkür ettim. Çok da iyi noktaya temas ettiniz. Ekip olmazsa, bir ekip ruhu olmazsa zaten işler yarım kalır. Başarı belli bir noktada hedefe ulaşmaz. Evet. Dolayısıyla seçim otobüslerimizdeki anonsçumuzdan kızıyla, erkeğiyle, genciyle, seçim büromuzda çalışan gencimizden, kadınımızdan, aynı şekilde belediye meclis üyesi adaylarımızdan ve seçilen arkadaşlarımızdan, kadın kollarımızdan, gençlik kollarımızdan tutun. Tüm bu anlamda seçim hattında bize destek veren, çalışan tüm ekibimiz sayesinde bu başarının elde edilmesine büyük pay sahibi. İnanmışlık. Evet. Bu Çan'daki seçim modeli. Birlik olma. Birlik olma. Değil mi? Birlik evet. olma. Şunu yaptık biz. Tabii gündüz ben tek başıma ya da eşimle sokak sokak, ev en ücra köşeye kadar, mahalleye kadar gittim. Akşamları da son 10 gün yürüyüşler yapılır. Evet. Belirlenen mahallelerde işte yapılacak mitingden önce seçim bürosunda buluşulur. Biz belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla, seçim kurulumuzda hem seçim büromuzun odasında
ilk önce bir her akşam toplanıp toplantı yaptık ve bir kolej takımı gibi o yürüyüş kortejin önüne büyük alkışlarla böyle kendimize kenetleyerek kendimize motive ederek o şekilde çıktık. Yani bir takımın sahaya çıkması gibi bir basket maçına, voleybol maçına, futbol maçına çıkan futbolcular, oyuncular nasıl çıkar? O şekilde aynı şekilde yaparak o ruhu da oluşturduk. Kısaca onu söylemeye çalışıyorum. Ekip önemli. Kesin. Ekip de bu hedefe ulaşmamızda. Bundan sonra o ekiple yürüyeceksiniz. Bundan sonra da o ekiple yürüyeceğiz. Aynen. Güzel işler yapacağız. Ben ekibime de, belediye meclis üyelerime, dediğim gibi seçim zamanında çalışan tüm ekibime de çok teşekkür ediyorum tekrar. Başkanım, sizi biraz 31 Mart gecesine götürelim o zaman. Şimdi biz de o gün buradayız. Tabii her taraftan bilgiler geliyor. Biz de bu önemli şeylerimiz, değerlendirme yapacak konuklarımız vardı. Onlarla beraber yavaş yavaş sonuçlar gelmeye. Hem biz de heyecanlıyız. Ekranların başındaki izleyicilerimiz de heyecanlı. Mutlaka siz de orada heyecanlıydınız. Tabii. İlk sonuçlar gelmeye başladı. Neredeydiniz? O geceyi bize bir anlatır mısınız? Sonuçlar da böyle yavaş yavaş gelmeye başladı. Evet. Neler hissettiniz? Nasıl bir ortam vardı? Neler yaptınız 31 Mart akşamı? Yani tabii seçim günü öğleden sonra gibi vakit, öyle söyleyeyim. Biraz da ortaya çıkıyor aslında tablo. Yani sandıklar açıklanmadan seçmenlerimizin yüz ifadesinden orada bir atmosfer, bir hava oluşuyor zaten tüm sandıkların başında. Dolayısıyla o hava bütün şehre de yayılıyor. Dolayısıyla akşama doğru böyle bir havanın lehimize oluşacağını orada hissettik zaten. Açıkçası ben kendim hissettim. Arkadaşlarımızla beraber bunu hissettik. Tabii seçim son şeylerde gelmeye başladığında, rakamlar gelmeye başladığında belli birçok sandıkta önde olduğumuzu da gördük. İşte kafa kafaya ya da önde olduğumuz sandıklar gelmeye başlayınca zaten daha da bu işin artık tamamlandığını, ipi başarıyla göğüslediğimizi orada hissettik. Arada da fark vardı galiba, değil mi? Yani evet, yani toplamda 1140 bir fark var. 1200'e yakın bir rakamda bir fark var. Dediğim gibi bu sonuçlar gelmeden öğleden sonra sandıkların başında oluşan o atmosfer tüm şehre yayıldı. O zaman zaten hissettik bu ipi göğüsleyeceğimizi. Siz bu arada neredeydiniz 31 Mart akşamın? Yani seçim büromuzda. Zaten o sonuçlar gelmeye başladığında başka bir evdeydim, öyle söyleyeyim. Ondan sonra seçim sandıklar açıldı. Sonra seçim bürosuna geçtim. Orada zaten kalabalıkla karşılaştık. Zaten resmi son sonuç açıklanmadan insanlar, hemşehrilerimiz oraya gelmişler. Oradaki bir havayı da anlattın bize. Yani artık okey dendiği bir kırılma anı olmuştur. Tamam, evet. Okey artık aradaki fark kapanmaz ve biz kazandık dendiği bir dönem olmuştur. Bir süre olmuştur, oradaki, değil mi? Tabii oradaki havada, atmosferde açıkçası çanda bir değişim olmasını istenilen bir hava vardı. Bir psikoloji vardı çanda, öyle söyleyeyim. Yani artık bir değişim olsun. Tamam, evet. İki dönem bu şekilde mevcut belediye başkanı Çan'a hizmet etti. Ama artık değişim de zamanı şeklinde, bunu zaten seçim çalışmalarımızda da vatandaşlarımızdan alıyorduk bunları. Dolayısıyla artık hadi 31 Mart olsun da bir an önce bu değişim de sağlansın diye vatandaşlarımızın sabırsızlandığını da ben o seçim çalışmalarımda gördüm. Dolayısıyla 31 Mart akşamı seçim bürosuna gelen ya da gelemeyen herkes bu değişimden sonra o sevinci orada haykırdı şeklinde söyleyeyim. Gerçekten keyifliydi o akşam. Herkesle orada sarılıştık. Büyük bir başarı elde ettiğimizi ifade ettim. Tabii o, şunu da söyledim. Yani değişim sağlandı. Sonuçta biz kazandık ama yani mevcut belediye başkanımız da yani görevi bizi devretti. Yani hani denir ya, kazandı, kaybetti. Hani kaybetti diye bakmıyorum ama sonuçta bir kaybeden oldu. Ama asla şunu söyledim, ifade ettim. Arkadaşlar lütfen bundan sonra artık konuşmalarımızda ya da Facebook paylaşımlarımızda, sosyal medya paylaşımlarımıza dikkat edelim. Biz kazandık ama yarın da tüm hemşehrilerimiz bizim hemşehrilerimiz. Kaybeden belediye başkanımız da bizim, her zaman bizim belediye başkanımız. Çan'a 10 yıl boyunca hizmet etmiştir.
Dolayısıyla herkes bizim hemşehrilerimiz. Lütfen herkes sağduyulu davransın şeklinde ifadelerimi de hep kullandım. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Yani bu işin evet matematik olarak kazanan kaybeden vardır ama genel anlamda çanda kaybeden yoktur. Bir bayrak değişimi olmuştur. Bir emanet aldık biz. Dolayısıyla bu emanete sahip çıkacağımızı o gün de söyledim. Birkaç dönem elbette yapmak isterim. Çanımıza bu anlamda hizmet etmek isterim. Bunu ifade ettim, yine de söylüyorum. Genel anlamda kaybeden yoktur. Oy veren, vermeyen herkes bizim hemşehrimizdir. Dolayısıyla bunu ifade ettim o akşamda tüm hemşehrilerimize. Bu sevinci paylaşan hemşehrilerimize. Bu çok önemli. Evet. Yani işte biz kazandık, onlar kaybetti şeklinde bakmamak lazım diye. O akşamda ifade ettim, tekrar ifade ediyorum. Evet. Başım klasik bir soru olacak ama mazbatayı aldınız artık belediye başkanlığıyla ilgili koltuğa oturdunuz. Klasik bir soru olmuş olsun. Ya ilk icraatınız ne oldu? İlk icraatım benim çanda ata koltuğa geçmeden önce de yani mazbatayı almadan önce mazbatayı aldıktan sonra ilk devir teslimden sonra bizim çanda biliyorsunuz Tularami rahatsızlığı, hastalığıyla, teşhisiyle ilgili sulardan kaynaklı bir kamuoyuna yansıyan, basına da yansıyan bir sıkıntımız vardı, öyle söyleyeyim. 31 Mart öncesinde cereyan eden, bir takım hemşehrilerimizde tespit edilen bir teşhis hastalık. Bununla ilgili hemen birimlerime yetki verdim. Yani sularımızın bir önce temizlenmesi ya da hijyenik ortama gelmesi ya da bununla ilgili ne gibi çalışmalar yapılması lazım şeklinde hemen talimat verdik. Hatta bununla ilgili ilk su çıkış noktasından çanımıza Tepeköy sırtına gelen arıtma tesisimiz var orada. Evet. Gelen suyu arıtarak, klorlanarak şehir merkezine veriliyor. Orada çalışmalar yaptık. Orada klorlamada hiçbir problem olmadı. Tespit ettik. Dolayısıyla hatta bir ekip getirerek de kendi ekibimizle birlikte ilk çıkış noktasına tekrar gidildi. Orada bir takım yeni düzenlemeler yapılacak. Tepeköy tesisimizde yeni düzenlemeler yapılacak ve içme sularımızla ilgili hiçbir problem kalmayacak. Şu anda da klorlamada hiçbir problem yok. Evet. Şehir sularımızda, içme sularımızda. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla hemşehrilerimiz sıkıntı olmadan sularımızı içebilirler. O gün söylediğim buydu. Sularımızla ilgili icraatımda. Evet. Başkanım şimdi seçim döneminde bazı vaatlerde bulunmuşsunuz. Evet. Soru geldi onlarla konu sorayım size. Yani izleyicimiz şey demiş. Başkanım öncelikle hayırlı olsun demiş. Seçim vaadi olarak bir süt işletme tesisi kurma ve süt ürünlerini kendi markamızda Türkiye pazarına kazandırma sözü vermiştiniz diyor. Evet. Yani izleyici. Kesinlikle. Bu konuda belediye olarak hayvan besiciliği yapanlarla işimizi büyütme adına yardımcı olma düşünceniz var mıdır? Dışarıdan süt isteyecek misiniz? İyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Böyle bir şeyiniz var mı bilmiyorum ben de. Hani yani izleyicimiz yazmış. İlçemiz Çan, kırmızı et büyükbaş hayvancılık noktasında, süt noktasında çok önemli bir ilçe. Çanakkale'nin önemli ilçelerinde. Günlük 90 tondan fazla süt toplanıyor Çan'da. Dediğim gibi büyükbaş hayvanımız en lezzetli ilçelerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla biz kendi markamızı yaratmak gerektiğini düşündük. Bununla ilgili medyaya da yansıdı, basına da yansıdı. Tire'ye gittik. Tire'de açılan böyle süt işleme tesisini 16-17 yıldan beri Tire'nin sütlerini toplayarak, köylerden sütlerini toplayarak yapılan bir bu anlamda bir tesis var. Birçok yerde var tabii ama biz Tire'ye gitmiştik. Dolayısıyla aynı tesisi biz Çan'da işletmeye açmasının önünü açıp yani belediye olarak bir kooperatifçilik bir tarzında kooperatif, değil mi böyle bir şey olacak herhalde yani, öyle anladım be yani. Kooperatifle ya da birlik, birlik kooperatif şeklinde böyle bir belediye bu şekilde önünü açıp Çan'a bu tesisi kazandırmak istiyoruz. Öncülük edeceksiniz. Öncülük etmek istiyoruz. Çünkü sütümüz önemli, değerli bizim Çan. Kaz Dağları'nın eteklerinde Ayvacık, Bayramış gibi. Çan da aynı şekilde Kaz Dağları'nın eteklerinde olan bir ilçe. Dolayısıyla kendi sütümüzün markasını yaratmamız gerektiğini düşünüyoruz. Tereyağımızı, ayranımızı, peynirimizi aynı şekilde.
Dolayısıyla bu zaman içerisinde böyle bir tesisi çanımıza kazandırmak istiyoruz. Katma bir marka değer, katma değer sağlayacak olan ürünleri de üretmiş olacaksınız. Kesinlikle. Bu hem istihdam da sağlamış olacak benim anladığım kadarıyla. İstihdam da kesinlikle gittiğimiz tirede 380 kişi çalışıyor, istihdam ediyor. Tabii ilk etapta bu rakamlara belki ulaşamayız ama biz bir zaman içerisinde bu rakamlara ulaşacağız. Pazar boyu bulacağız büyük şehirlerde, İstanbul'da, Ankara gibi yerlerde. Tabii İstanbul bize daha yakın tabii evet. Bu bölgemize. Dolayısıyla kendi markamızı da İstanbul pazarında da diğer Bursa'da aynı şekilde Bursa gibi yerlere bir pazar bulacağız. Dolayısıyla kendi ürünlerimizi hem satarak çiftçimiz kazanacak, çanımız kazanacak. Dediğim gibi istihdam sağlayacağız. Büyük bir katma değer getirmiş olacak çanımıza. Sadece bu değil. Yani birçok buna benzer istihdam yaratacak neler yapabiliriz bunun derdinde de olacağız. İnanın milletvekili dönemimde de hep karşılaştım. Belediye başkanlığım döneminde de evet. Karşılaşıyoruz. Karşılaşmaya devam edeceğiz. Çok insanımız gerçekten iş beklentisi içerisinde. Haklılar. Mezun oluyorlar. Diploma sahibi oluyorlar. Ama iş bulamıyorlar. Hakeza sadece üniversite mezunları değil, lise mezunu, ortaokul mezunu, diğer vatandaşlarımız da iş beklentisi içerisinde. Onlara biz açıkçası nasıl istihdam sağlayabiliriz, nasıl iş alanları açabiliriz bunun derdinde olacağız. Bu konuda çok beklenti var. Sadece Çan'da değil, tüm Türkiye'de, tüm Çanakkale'de böyle bir iş beklentisi, iş arayan, iş beklentisinde olan çok hemşehrimiz var, çok gencimiz var. Derdimiz bu olacak. Bunların önünü nasıl açabiliriz, nasıl yatırımcı getirebiliriz Çan'ımıza. Bu anlamda da tabii şuna da önem vereceğiz. Boğaz Köprüsü'nün yapılmasıyla, Çanakkale Köprüsü'nün yapılmasıyla otoban da Çan'ımızdan geçecek. Bu 2022'den önce olmayacak ama tüm yatırımcılarımızı da, tüm kendi yatırımlarımızı da buna göre de hazırlamak durumundayız. Dolayısıyla otobanın Çan'dan geçmesiyle de Çan önemli bir ekonomik anlamda da gelişecek önemli ilçelerden bir tanesi olacak Çanakkale'nin. Dolayısıyla da buna da önem veriyoruz. Bununla ilgili de neler yapabiliriz? Çalışmalarımız bu yönde olacak açıkçası. Evet. Başkanım, kısa bir süre önce de bir basın toplantısı düzenlediniz. Orada birkaç maddede önemli konulara değindiniz. Bunlardan bir tanesi de belediyenin tabii ki yani borç durumuydu. Evet, tüm Türkiye'de olduğu gibi yani yeni belediye başkanları belediyeleri hangi şartlara devraldıklarıyla alakalı işte pankartlar astı, kimisi basın toplantısı yaptı. Siz de bunu basın toplantısı yaparak duyurulan belediye başkanları arasındasınız. Evet. Nasıl bir belediye devraldınız? Neler söyleyeceksiniz bu konuda? O gün de basın toplantısında önemli şeylere işaret etmiştiniz. Tabii bu her dönem değişikliklerinde her belediye başkanı yönetimi geçmiş dönemle ilgili bir bilançoyu açıklıyorlar. Dolayısıyla biz de açıklamak zorunda olduğumuzu, Çan'da vatandaşlarımızın da hemşehrilerimizin de bu beklenti içerisinde olduğunu biliyorduk ve bununla ilgili de biz de dediğiniz gibi basın açıklaması yaparak neyi devraldığımızı, hangi bilançoyu, nasıl bir bilanço devraldığımızı, nasıl bir bütçe devraldığımızı açıklamak durumundaydık. Açıkladık. 114.859.000 belediyemizi borçla devraldık. Şu anda Çan Belediyesi'nin 114 milyon toplamda. Evet. Yani borcun dağılımını o günde söylemiştim. Basına da vermiştim. Bize de vermiştim. Evet. Evet. Böyle bir borçla devralmış olduk. Tabii bunu toplamında 1 milyon 300 küsür bin bir para kalıyor. Yani belediyemizin. Evet. Bunu da tabii o gün de söylemiştim. Çöp toplayacağız, yatırım yapacağız şeklinde hep ifade etmiştim. Tabii ağır bir yük devraldık. Bunun farkındayız, bilincindeyiz. Ama bunu da bir mazeret olarak da göstermemek gerekir. Bunun da bilincindeyiz kesinlikle. Yani açıkçası yani bu noktada bir mağdur edatı falan yapmıyoruz. Biz bir borç devraldık. Bunu vatandaşa söylüyoruz. Yani geçmiş dönemde, iki dönemden beri yönetim Çan Belediyesi'ne, Çan halkına bir borç bırakmış. Evet. Bu borçta 30 bin nüfuslu
basına 48 bin olarak geçti. Köylerimizle beraber 48 bin nüfusu sahibiz. 48 bin küsur. Merkez nüfusu? Merkez nüfusu 30 bin. 30 bin. 30 bin nüfusundayız biz. 30 bin nüfuslu ilçemizin borcu 115 milyon lira. Yani bu az bir borç değil. Bunu söylemek bir mağduriyet yaratmak değildir. Biz ilk önce neye devraldığımızı Çam halkına göstermek durumundayız. Biz bunu devraldık. Bu yükün altına girdik. Dolayısıyla elbette biz bu borcu ödemek için mücadele göstereceğiz. İşte ne dedim az önce? Yatırımcı getirmek istiyoruz. Kendi markamızı yaratmak istiyoruz. Süt işletme tesisi gibi ve süt ürünleri ve benzeri yatırımları Çan'ımıza getirerek, yatırımcıları getirerek hem Çan'da bir istihdam yaratacağız, hem Çan'ımıza kazandıracağız, hem belediyemize kazandıracağız. Bununla birlikte süreç içerisinde Allah'ın izniyle borcumuzu da azaltacağız, yatırımımızı da yapacağız. Bunu şeffaf belediyecilik anlayışıyla, ilkesiyle de bu borcu açıklamak durumunda olduğumuzu o gün de ifade ettim. Evet. O gün ben şunu da ifade ettim. Sadece biz bugün basının karşısına, hemşehrilerimizin karşısına geçmiş döneme ait borcu açıklamak için çıkmadık. Bugün buraya çıkmamızın sebebi, evet geçmiş döneme ait borcu açıkladık ama kendi hesap dönemimizde de, kendi dönemimizde de neler yaptığımızı, hangi bütçede nerede olduğumuzu, ne gibi yatırımlar yaptığımızı Çan halkına paylaşacağımızı o gün de söyledim. Şimdi tekrar hatırlıyorum. Yani şeffaf belediyecilik gereği biz de çıkacağız. Ne yaptığımızı, neler yaptığımızı Çan halkına hesabını vereceğiz. Şeffaf belediyecilik linkiyle internet sitemizde evet. Böyle bir şu anda da o linki koyduk. Evet. Vatandaşlarımız o linke girerek anlık günlük de Çan Belediyesi'nin bütçesini oradan takip edebilecekler. Dediğim gibi zaman içerisinde bu de güzel bir uygulamaymış. Kesinlikle bunu şeffaf belediyecilik alanına evet. Linke tıklayacaklar. Çan Belediyesi'nin durumuna oradan her gün görebilecekler. Gün be gün görebilecekler. İstenen rahat şekilde rahatlıkla görebilecekler. Yani bunu hani bilgilendirme yasasından falan şey yapmadan oradan direkt kesinlikle oradan aynen kesin görebilecekler. Yani şeffaf belediyecilik anlayışı bu. Tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu ülke çerçevesinde görevlerini yapıyorlar. Dediğim gibi biz bir emanet devraldık. Çan Belediyesi'nin bütçesi, Çan halkının bütçesi. Biz alnımızın hakkıyla bu görevi de devraldık. Alnımızın hakkıyla da bu görevi inşallah bir gün elbette görevlerimiz son bulacak. Bu emaneti aldığımız gibi birilerine elbette bir gün teslim edeceğiz. Şeffaf belediyecilik diyoruz. Evet. Başkanım o günkü basın toplantısını ben şöyle üçe bölmüştüm. Bir tanesini sordum size evet. Soralım. Bir tanesi de bu yani Çan Belediyesi'nin taşınmazlarınla ilgili geçmiş dönemde yapılan satışlarla alakalı evet, da epey gibi. Orada soruya evet. Muhatap oldunuz. O durum nedir? Yani taşınmazlara satışı konusundaki durum nedir? Çan Belediyesi'nin taşınmazlarıyla ilgili iki konu. Hem taşınmazların satılması hem de problem yeşil alanların imara açılıyor olması. Evet. Bu konuda 3 tane davamız var. Hı, yani 3 tane davamız var. Maalesef yanlış kararlar neticesinde biz şu anda 1.863.000 küsür TL bu davalardan dolayı, belediyemize açılan davalardan dolayı böyle bir meblağı ödemek durumuyla karşı karşıyayız. 1.863.000 yeşil alanların imara açılması, işte yanlış 18 uygulamaları vesaire. Yani böyle bir şeyi karar vermeden önce o dönemde yapılan uygulamalardan bahsediyorum. Sonrasında başımıza böyle bir karşı dava açılırsa, itiraz edilirse, belediyeyi böyle bir borç yükün altına, böyle bir davalardan dolayı ödemek zorunda kalacağımız bir takım şeylerle karşılaşmaz mıyız acaba diye niye düşünmüşler, niye düşünmemişler açıkçası bunu soruyorum. Yani maalesef 3 tane davamız var ve toplamda 1.863.000 küsür bu parayı ödemekle karşı karşıyayız. Dolayısıyla belediye meclisinden ya da belediye başkanının kararıyla alınacak kararlarda çok dikkatli olmak gerekir. Yani orası Çan halkının mülkü, yapılacak her şey Çan halkının bütçesinden, vergisinden çıkacak para maalesef. Evet. Maalesef öyle. Evet. Dolayısıyla yeşil alan mı? Bunu neden imara açılır? Onu düşünmek gerekir, bunu sorgulamak gerekir. Hatta bir tane yer zamanında belediyemize yeşil alan kalması kaydıyla, şartıyla belediyeye hibe ediliyor.
o bir arazi. Orada işte park yapılsın vesaire, sosyal bir alan olsun. Amaçlar evet. Şeklinde ama maalesef şartlı belediyeye verilen o arsa yeşil alandan imara açılıyor, inşaat izni veriliyor ve o davayı da belediye kaybetmiş durumda. Ondan da bizim bir karar vermek durumundayız. Karar da çıktı, belediye olarak kaybedildi o dava. Yani geçmiş dönemde. Hatta, evet. Dolayısıyla böyle de bir maalesef belediye maddi anlamda bir zarara uğramış bir tablo olacak bu işte. 1 milyon 863 bin içinde olan bir tane sadece örnek vermek istedim. Taşınmazlarla ilgili de 2014-2018 yılları arasında 28 milyon tutarında Çam Belediyesi'nin maalesef taşınmazı satılmış durumda. Yani bu da sorgulanması gereken bir nokta. Dolayısıyla biz hep şunu söyledik, kendi mevcut mallarımızın satılmaması gerektiğini, Çam Belediyesi'nin mallarının Çam halkına ait olduğunu hep vurguladık. Dolayısıyla bu anlayıştayız. Ya geriye dönük biz ne yapabiliriz, neyi kurtarabiliriz? Elbette ona bakacağız. İleriye dönük de biz kendi malımıza, arazimize, mülkümüze sahip çıkmak zorundayız. Çok elzem bir konu olur. Evet, satmak durumunda kalırsın. Ya da bir konudan dolayı takas yapmak durumunda kalırsın. Evet. Bunlar ayrı şeyler. Ama böyle bir sanki periyoda bağlanmış gibi böyle bir belediyecilik anlayışı, böyle bir yöneticilik anlayışına karşıyız açıkçası. Evet. Başka bu sevimsiz konuyla ilgili son sorum olacak. Evet. Bir de otel var tabii. Yani evet. O dönemde Sayın Kuzu döneminde de evet. Hakikaten de çok güzel bir otel yapıldı. Bir termen otel yapıldı evet, oraya. Evet. Onunla ilgili de basın toplantısında epey bir soru oldu. Siz evet, cevapladığınız gibi. Soruları aktardınız. Otelle ilgili durum ne olmuş, ne bitmiş? Onu bir evet. Tekrar bir aktarabilecek misiniz yani, bizlere? Tabii otelin yapılması zamanında evet bir yatırım, çana yatırım. Evet. Çok da güzel bir otel oldu. Güzel de bir otel. Güzel de otel evet. Oldu. Ama tabii o dönemde şu tartışmalar da oldu. Açıkçası ben de o tartışmaların tarafı oldum. Tarafı derken düşünce anlamında evet. Düşüncemi ifade edeyim. İlk otelin olduğu yer çayın karşı tarafındaydı. Bugün termal konutlar yapılan yerin olduğu yerdeydi. Yani evet. Termal konutlar dendiğinde Çan halkı bilecektir o alanın hangi alan olduğunu. Bugün 23 Eylül Parkı dediğimiz parkın karşısındaki bir yer. Esas suyun kaynağı orada. Otelin esas oraya yapılması gerekirdi ama otel çayın karşı tarafına yapıldı. Orada güzel bizim Atatürk Parkımız vardı. Atatürk Parkımız da tabii orada yeşil alan, ağaçlar tabii kesilerek otel, hem o yeşil alanımız, yeşil örtümüz orada yok olmuş oldu. Yok olarak da o otel oraya yapılmış oldu. Ama yatırım yatırımdır. Evet, o dönemde teşekkür ettik. Çan'a böyle bir otel kazanıldı diye. Ama sonrasına geldiğimizde otelin işte 16 milyon liraya satıldığını biliyoruz. Sadece otel alanın yeri değil bu fiyata satılan yer. Otelin arkasındaki 9 dönümlük bir yer daha vardı. Orası da bu fiyatın içerisine gitmiş oldu. Ama baktığımızda bugün maalesef daha taksitlerimiz var. Yani otel için çekilen kredinin ödemelerini yapıyoruz. Ve kalan taksitte 11 milyon gibi daha para ödeyeceğiz otele. Yani 16 milyona satıldı. 9 dönümlük arazide bunun içerisinde. Oraya yani 9 dönümlük yer, büyük yer. Yani herkes kafasında şekillendirir. Evet, evet. Oraya da yani alan kişinin bir yatırım yaparak hatta 200 daire çıkıyor gibi böyle bir takım tabii o dönemde konuşuldu. Büyük bir yatırım, bir alan 9 dönümlük açıkçası. O da bedavaya gitmiş oldu. Halk dilinde söyleyeyim. 11 milyon daha para ödeyeceğiz. Dolayısıyla bu da bence hesabı kitabı yapılmadan o şekilde satılarak yapılan bir uygulamaya maalesef üzüntülüyüz yani açıkçası. Çam Belediyesi'ne ait böyle bir mülkün satıldığı bu şekilde hesapsızca dediğim gibi tekrarlayayım bedavadan gitmiş oldu açıkçası. Evet. Başka bir şey, sıradaki soruyu aslında evet. Ben size soracaktım ama aynı soruyu bir izleyicimiz sormuş. O zaman onun sorusunu sormak durumundayım. Evet, evet. Çünkü izleyicimiz evet. Olduğu için. Çam'da düşündüğünüz veya yapacak olduğunuz önemli projelerden örnekler vererek bahsedebilecek misiniz demiş bir izleyicimiz. Merak etmişler. Cevaplarsanız da sevinirim evet. Demiş. Ya seçim bildirgemizde de söyledik.
o gün afişlerimizde dağıttık. Evet. Yani burada önemli olan ilk önce çanımızın, az önce de ifade ettim. Biz Çanakkale'mizin önemli ekonomik ilçelerinden bir tanesi. Büyük Çanakkale seramik fabrikalarımızın olduğu, evet, kömür işletmelerimizin olduğu büyük bir sanayi ilçesi. Bir taraftan da hayvancılığın önde gelen ilçelerimizden, süt, büyükbaş hayvan noktasında. Dolayısıyla ekonomik anlamda daha da bir marka olmuş bir ilçe açıkçası Çanımız. Evet. Dolayısıyla biz bu markaları, bu ekonomik gücümüzü daha fazla nasıl büyütebiliriz? Bunun derdinde olacağız. Bu net. Az önce de söyledim. Süt işleme tesisleri gibi, buna benzer ne gibi yatırımcılar getirebiliriz gibi, nasıl istihdam sağlayabiliriz? İş arayan, istihdam arayan vatandaşlarımıza nasıl çare olabiliriz? Bunun derdinde olacağız. Bunları yaptıkça zaten ekonomik anlamda da daha da büyüyecek ilçemiz Çan. İşte o otobanın da Çan ilçemizin yanından geçecek olmasıyla da Çanımız bu anlamda da bir şanslı ilçe olacak. Evet. Hatta ben şunu söylemiştim. Çan Çanakkale'den zengin demiştim. Çan'ın potansiyelleri var. Evet. Çanakkale'den daha fazla olan potansiyelleri var. Evet. Elbette Çanakkale'miz zengin bir ilimiz ama Çan'ın potansiyellere baktığımızda belki birçok ilçeden, merkez Çanakkale'den de önemli bir ilçemiz. O gün hatta Çan Çanakkale'den zengin derken tabii alternatif enerji, yenilenebilir enerji arayışlarında içerisinde de olmamız lazım. Çan onun ölçümleri de zamanında yapıldı. Tekrar biz de o raporları takip edeceğiz. Rüzgar debisi olarak en önemli bölgelerden bir tanesi Çan. Dolayısıyla bir rüzgar enerjisini rüzgarı nasıl enerjiye çevirebiliriz? Dolayısıyla bu anlamda nasıl enerji satıp para kazanabiliriz? Bunun derdinde de olacağız. Yani ilk anlamda proje anlamında. Evet. İşte bu otobanın yapımı... Örnekleri var. Çanakkale Belediyesi'nin bir güneş enerji santrali var. Oradan güneş enerjisi elde gibi edip evet, Çanakkale'mizde satmaya başladı hatta. Çanakkale evet. Belediye'miz de bu anlamda büyük bir proje imza attı gerçekten. Bu anlamda da mesela aynı şekilde enerjiyi nasıl işte güneş enerjisi aynı şekilde. Evet. Biz de rüzgar. Rüzgar, güneş. Ne yapabiliriz diye onunla ilgili çalışmalar olacak. Yenilenebilir enerji olmasında da çok, temiz enerji olmasında da çok önemli bence. Yani çok önemli. Buna önemseyeceğiz biz de rüzgar, güneş gibi. Dolayısıyla hem temiz enerji elde edeceğiz hem kendi biz belediye olarak da elektrik giderlerimizi, enerji giderlerimizi de bu anlamda minimize etmeyi düşünüyoruz. Yani büyük çapta da bir ödemelerimiz var tabii bu noktada. Evet. Yani tasarruf anlamında da biz belediyenin giderlerimizi de nasıl kısabiliriz buna da bakacağız. Enerji üreterek evet, aynı şekilde. Evet. Kendi enerjimizi üreterek. Hem kendi enerjimizi üreterek kendi tesislerimizde aynı şekilde bedavaya getirelim ya da minimize etmeye edelim. Evet. Edelim. Bir de enerjiyi satalım, çanımıza para kazandıralım. Ekonomik anlamda büyümenin yollarına bakacağız dediğim gibi. Örnek vereyim, bir tekstil firması, bir yatırımcıyla seçimden önce görüştük. Yine inşallah görüşeceğiz. Evet, böyle bir tekstil firması gelmek istiyor. Bununla ilgili hatta yine bu ziyaretler yoğun olduğu için bir yatırımcı daha gelecek. Onunla ilgili de bir görüşmeler yapacağız Çanımıza. Dolayısıyla bunun arayışındayız zaten. Dediğim gibi tekstil firması geldi. Evet. Bu da bir iş alanı olacak açıkçası kadınlarımıza yönelik. Dediğim gibi yatırımcı daha gelecek. Onunla da detayları konuştuktan sonra ilerleyen günlerde tekrar açıklayacağım. Dolayısıyla ekonomik anlamda projelerimiz bu yönde olacak yatırımcılarla ilgili. Tabii sosyal anlamda da Çanımız daha nasıl yaşanılabilir, nasıl çekim merkezi olabilir, bunun derdinde de olacağız. Dediğim gibi otoban olacak. Artık evet. Anadolu'dan gelen tüm hemşehrilerimiz Çanımızın yanından geçecek. Biz Avrupa'dan hakeza gelişler Çan ilçesinin kenarından olacak. Biz Çanımızın hemen dibinden geçecek olan hemşehrilerimizi Çan'a nasıl çekim merkezi yaparız da o otobandan Çan'a doğru yönlendiririz. Bunun derdinde olacağız açıkçası. Bunu da yapacağımızı ben inanıyorum, düşünüyorum.
Tabii daha detaylı projeleri de istiyorsanız devam edebilirim. Birkaç tane alalım aslında. O da yani, merak edilmiş yani bu nasıl projeniz var? Yani o merak edilmiş. Onları evet. da anlatalım. Bir iki tanesini anlatalım en azından. Ana projeleri. Evet. Öncelikle biz gençlerimizle ilgili projelerimiz olacak. Yani gençlerimizi evet. Avrupa'ya ücretsiz göndermek istiyoruz. Kendi eğitim aldıkları alanlarda daha üst bir eğitim, bir uzmanlık alanında bir eğitim alsınlar diye. Aynı şekilde orta öğretim açısından ki gençlerimize bir nasıl onlara işte ders verebiliriz, yardımcı, onlara öğretmenlerimizle yardımcı olabiliriz diye bir kurs gibi düşünelim. O konuda bir yardımcı olacağız onlara. Yani bugün ortaokula giden, lise giden öğrencilerimizin en büyük, ailelerin en büyük derdi. Yani ek ders aldırarak, ilave ücretler, yüksek ücretler aldırarak evet. öğrencilere ders aldırıyorlar. Biz bunu nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl ekonomilerine katkı sunabiliriz, bunun derdinde de olacağız. Yani eğitim diyoruz açıkçası söylemek istediğim. Eğitimle ilgili büyük projelerimiz olacak bu anlamda. Yaşlarımız için hakeza ikinci bar huzur evi dediğimiz, halk arasında huzur evi dediğimiz böyle bir projemiz olacak. Gözlem evi açmak istiyoruz. Eskişehir modeliyle. Eskişehir Belediye'mizin açmış olduğu, tüm Türkiye'den de oraya ziyaretlerin yapıldığı bir yer, gözlem evi. Çan'a da böyle bir hizmet kazandırmak istiyoruz. Hem civar ilçelerden de öğrencilerimizin geleceği, belki il dışından da öğrencilerimizin, gençlerimizin geleceği bir alan olacağına, bir eğitim evet. merkezi olacağına inanıyorum gözlem evinde. Bununla birlikte tabii kapalı hayvan pazarı, bu önemli Çan'ın ihtiyacı. Soğuk hava deposu, bu önemli Çan'ın ihtiyacı. Evet. Gibi temel zaruri ihtiyaçlarımızı biz karşılamak, yapmak istiyoruz. Tabii en önemli şey otopark. Otopark sorunu, Çan'da bir sorun. Tabii aslında Çan'da değil, bütün ilçelerde artık otopark. Bütün sorun. Evet. Yani bütün ülkede sorun. Bunu nasıl minimize edebiliriz, neler yapabiliriz? Katlı otopark projelerimiz var bu anlamda. Buna benzer projelerimizde biz hem Çan'ın çevresini değiştireceğiz hem de dediğim gibi hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda Çan'ın biz çevresini yakın zamanda değiştirmek istiyoruz. Değiştireceğiz Allah'ın izniyle. Evet. Evet. Hemen bir izleyicimiz sormuş. Ergün Özbek. Başkanım hayırlı olsun demiş o da. Evet. Sokak hayvanları barınağı projesi seçim evet. öncesinde belirtmiştik. Doğru. Bir an önce öncelik verilmesini istiyoruz. Bununla ilgili şeyi var. Zaten isteği var. Evet, sosyal medyadan paylaştık tabii sağ olsun hemşehrilerimiz çiçek tabii gönderdiler. Yazdık çiçek göndermeyin. Şu hesaba işte kaymakamlıktan da izin alarak şu hesaba para yatırın. Evet, onu söyledik. Sağ olsunlar ilgi de çok oraya. Geçici bir var olan yere geçici bir sokak bakım hizmeti açtık hayvanlarımıza. Orasında daha da bir yenileyeceğiz, restore edeceğiz. Daha bir güzel bir hale getireceğiz orasında. O başladık yani o proje. Evet. Hasan Alparslan Kuloğlu da yine bu enerjiyle alakalı az önce anlattığımız şeyin çok iyi olacağını ve faydalı olacağını Çan'a evet. ifade etmiş. Evet, evet. Hatta bu projeler yapılırsa Çan'ın da ciddi derecede yıldızının parlayacağını ifade evet, etmiş evet, kendisi. Evet. Hemen şöyle devam edelim o zaman. Hı. Biraz artık Çan'dan çıkalım. Biraz bir hafiften genel siyasete evet. girelim biraz. Zaten milletvekilliği döneminde de var sizin. 31 Mart genel seçimlerini hem Türkiye bazında hem de Çanakkale bazında bir değerlendirebilecek misiniz bizlere? Evet. Yani bu dönem büyük şehirlerin alınması, İstanbul, Ankara gibi yerlerin açıkçası bir bayrak değişinin olması önemli buluyorum. Yani birçok yerde evet. AK Parti seçimi kaybetti. Tabii bunların neticesi hep ifade ediyoruz, ekonomiyi konuşuyoruz ya. Yani Çan'ımızın ekonomisini nasıl daha iyi edebiliriz diye. İnsanlarımızın iş anlamında beklentisi, mezun oluyorlar, gençlerimiz iş bulamıyorlar. Hakeza aynı şekilde diğer gençlerimiz iş arıyorlar, bulamıyorlar. Yani ekonomik anlamda maalesef ülkemiz, Çanakkale'miz ve diğer illerde böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Bakıyorsun köylerde üretim kalmamış, çiftçinin durumu belli. Milletvekili dönemimizde hep ifade ettik. Yani siz bir de
tarlada da gidip insanların ellerini tabii, sıktınız. Oradaki kesinlikle, şeyleri ciddi derecede önemli şekilde tespit aynen, etmişsinizdir. Aynen öyle. Yani tarlada da hep evet, çiftçimizin yanında olduk. Evet. Köylerde çiftçimizle beraber oturduk. Sorunları hep dinledik. Yerinde dinledik. Ve birçok sorunu da mecliste dile getirdim. Genel kurulda bununla ilgili konuşmalar yaptım. En önemli tarım. Yani bugün şehirlerimizde esnaflarımızın ekonomik anlamda darboğazda olmasının sebebi de tarımın iyi olmaması ya da köylümüzün ekonomik anlamda iyi olmaması. Yani maalesef köylümüz bu anlamda üretemiyor eskisi gibi. Ürettiğinin karşılığını alamıyor. Tarımda maliyet giderleri çok fazla. Yani ne ekse ne bitse hükümetin verdiği fiyat karşısında beklentileri karşılamıyor. Evet. Mazot belli, yem gübre fiyatları belli. Giderlerin tarımda ne olduğunu biliyoruz açıkçası. Dolayısıyla köylümüz üretmediği için, köylümüz zengin olmadığı için esnaflarımız da aynı şekilde bir zincirleme, öyle söyleyeyim. Domine etkisi şehirlere de sirayet ediyor. Evet, evet. Dolayısıyla böyle bir ekonomik anlamda vatandaşımızın bir tepkisi olarak da değerlendiriyorum. Yani Çanakkale'deki birçok yerdeki değişimi, İstanbul, Ankara gibi birçok yerde, Adana. İstanbul'da netleşmedi bu arada, hala da onunla ilgili yani, süreç devam ediyor. İstanbul aslında evet. Yani süreç devam etse de sonuçta aslında sonuç belli. Evet. Devam etmesinin gerekçelerini de aslında kamuoyu da biliyor. Dolayısıyla bu ekonomik anlamda da vatandaşımızın, hemşehrilerimizin tüm Türkiye'de bir tepkisinin olduğunu düşünüyorum. Bir de konuşmamızın başında da söyledik. Maalesef ülkemiz bir kutuplaşmaya da gitti. Yani böyle de bir şikayetimiz var. Yani ben de bir vatandaş olarak, bırakın milletvekilliğimi, belediye başkanlığımı, bir vatandaş olarak da bu işten şikayetçiyim. Yani hem hep söylenir ya, liderler artık birbiriyle atışmasın, birbirimizi yani tüm halkı evet, kucaklasın. Gerçekten halkımız bu beklenti içerisinde. Ben de zaten siyaseti böyle yapmak taraftarıyım. Milletvekili dönemimde de ben açıkçası o dönemin AK Partili milletvekili arkadaşlarımızla işte Sayın Turan'la ve Sayın Gider'le evet, böyle aman aman elbette siyasi görüşlerimiz gereği düşüncelerimizi paylaştık, ifade ettik. Kendi siyasi kurumumu savundum elbette, düşüncelerimi savundum elbette. Ama böyle ben karşılıklı bir atışma siyasetini hiç yapmadım, gütmedim. Gütmeyi de düşünmüyorum açıkçası. Elbette zararı olmadığı sürece. Yani şunu söylüyorum, şunu söylerken söylediğim şeyi, tezi şununla kuvvetlendireyim. Siyasetin kelime anlamı halk dilinde hizmet etme sanatı olarak bilinse de aslında siyasetin kelime anlamı farklı düşüncedeki insanları bir araya getirme sanatıdır. Hepimiz farklı düşünebiliriz. Evet. Ama bu işin bir orta yolu vardır. Dolayısıyla bir fikir çevresinde toplanabiliyorsak. Evet, aynen. Kutuplaşmamak gerekir. Sen böyle düşünüyorsun, hadi oradan. Sen böyle düşünüyorsun, hadi oradan dememek gerekir. Herkesin bir düşüncesi vardır. Ya öyle olmaz, böyle olsa daha iyi değil mi deyip muhakkak ki bir uzlaşma ortamı vardır. Dolayısıyla ülke uzun zamandan beri böyle bir siyaset çemberin içerisinde değil. Maalesef kutuplaşıyoruz. Söylemlerimizle bugün genel başkanımıza yapılan saldırı da, da maalesef. O da bir kutuplaşmanın aslında sonucu gibi, onun kutuplaşmanın şiddete varan bir konuma gelmesinden kesinlikle, de kaynaklanan bir yani, sıkıntı var galiba. Hem kutuplaşmanın değil mi? Evet, hem kutuplaşmanın bir söylemlerle yani siyaset kurumu ve siyaseti temsil eden, politikayı yürüten liderlerin kim olursa olsun milletvekilliği, işte bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları, tüm idareciler, siyaset adına söz alan tüm idareciler sözlerine dikkat etmeli. Yani insanları ayrıştıran, evet, kutuplaştıran, ötekileştiren söylemlerden uzak durmalı. Maalesef biraz bu olmadı ülkemizde. Biraz uzaklaştırıldık birbirimizden. mezhepler araya girdi, etnik kökenler araya girdi. Olmaması gereken şeyler araya girdi. Atatürk milliyetçiliğinin de esası budur. Atatürk de bunu görmüştür. Atatürk milliyetçiliği derken de bunu demek istemiştir. Evet, ülkemiz, Anadolu coğrafyası, her renkten insan var.
Her etnik kökenden insan var. Ama işte her etnik kökenden insan olsa da, her farklı görüşten insan olsa da biz Anadolu olmuşuz. Ki Osmanlı'dan, hatta öncesinde Selçuklu'dan beri bu topraklarda yaşayan bir milletiz. Yani kavga etmemişiz birbirimizle. Ama maalesef bu söylemler işte maalesef en sonunda sizin de dediğiniz gibi bir öfkeye dönüşen, bir dolayısıyla evet, da bir yumruklaşmaya dönüşen bir şeye neden oluyor. Bu olmaması gerekir. Dolayısıyla sorduğunuz sorunun cevabı bu seçimleri değerlendirme dediniz. Evet, halkımız da biraz da bu söylemlerden artık kurtulmamız gerektiğini, halkımızın artık kutuplaşmaması gerektiğini, bir olmamız gerektiğini, hem ekonomik anlamda bak çöküyoruz, artık biz perişanız, hem esnafımız, hem çiftimiz, hem meslek grubundaki vatandaşımız noktasında bir bizi yönetenlere, bugün iktidar olanlara, hükümet olanlara bir ders niteliğinde olduğunu açıkçası düşünüyorum. Seçimlerin sonucunun. Başkanım, bölgedeki, yine bir izleyicimiz yazmış, bölgedeki altın madenlerinle ilgili görüşlerinizi sormuş, evet, izleyicimiz. Gibi. Nedir? Bugün termik santralleri de, altın madenleri de, madenlerimiz aynı şekilde çevreye asla zarar vermeden, verilmemesi gereken bir yöntemle ülke ekonomisine kazandırılması gerekir. Ben termik santralleriyle ilgili çok defa milletvekiliyken ÇED toplantılarına katıldım. Evet. Orada ÇED raporlarını sunan ilgili firmalar inanın öyle güzel anlatıyorlar ki filtrelerimi şöyle güzel yapacağız, çevreye şöyle zarar vermeyeceğiz şeklinde. İnanın onları dinlerken gel de bir tane de bizim mahalleye kur dersin. Öyle güzel. Ama maalesef görüyoruz ki o ilgili firmaların ÇED raporlarının zaman zaman uymadığını da görüyoruz. Evet. Dolayısıyla bunlara uymaları gerekir. Milletvekiliyken de bakanlıklara çok defa bunu söyledik, ilettik. Altın madenleriyle ilgili de bizim Kaz Dağlarımız çok önemli. Kaz Dağlarımız yani dünyada bizim bu bölgeye, bu coğrafyaya bahşedilmiş, yani Allah'ın, Tanrı'nın bize bahşetmiş olduğu bir bölge. Kesinlikle. Bizim burada suyumuza zarar verecek, doğamıza zarar verecek her türlü girişime hep sonuna kadar karşı olacağız. Dolayısıyla biz doğamızı korumakla zorundayız. Kaz Dağlarımızı korumak zorundayız. Dolayısıyla madencilerimizin, termik santrali işletmecilerin, bizim çevreye zarar veren raporları, işte vermeyeceğiz raporları, sözleri, ilkeleri, bakanlıklara verdikleri sözleri tutmaları çok çok önemli, elzemdir diye düşünüyorum. Eğer bu ilkelerinden, bu raporlarından ne zaman saparlarsa her zaman bunların karşısında olacağız. Başkanım, bu az önce programın içerisinde ifade ettiğiniz bu gençlerin Avrupa'ya gönderilmesi projesi inanılmaz şey almış. Evet. Onlarla ilgili sorular geliyor, evet, detaylarını falan istiyorlar. Tamam. Demek ki bu projeye çok çok ilgilenen genç var. Evet. Çan'da, onu anladım ben. İsterseniz birkaç pasla böyle kafanızda anlat, çünkü yani böyle bir soru gelmiş, yanıtlamış olursunuz. Proje hazırlayacağız biz. Şu anda hazırlama başladık bununla ilgili uluslararası projeler. Bu projeler kapsamında sadece öğrenim gören öğrenciler değil, üniversite, evet, öğrencileri. Hakeza lise öğrencileri değil, üniversite öğrencileri. Sadece öğrenim gören öğrenciler değil, örnek sanayi sitesinde çalışan bir gencimiz de olabilir. Kendi meslek grubuyla alakalı projeler hazırlayacağız. Ya da tarımda çalışan bir gencimiz de olabilir. Tarım sektöründe, çiftçilikte, çiftçi olan bir gencimiz de olabilir. Bunlarla ilgili projelerimizin zamanı var. O projeleri hazırlıyoruz. Hazırladıktan sonra işte gençlerimizin müracaatıyla da birlikte onları duyuracağız. Belirlenen ölçülerde başarılı olan öğrencilerimizi, gençlerimizi Avrupa'ya göndereceğiz, ücretsiz göndereceğiz. Evet. Tabii. Başkanım, bir izleyici sorusu da yazmışlar, onları da soralım size. Çan'da engellilerinle ilgili bir proje, engellilerin erişilebilmesiyle ilgili bir ciddi bir çalışma, hani yok, siz ne yapacaksınız bu konuda diye bir soru var. Engelli vatandaşlarımızla ilgili
projelerimiz var. Onlar da günübirlik istirahat evleri yapacağız. Engelli vatandaşlarımızın vakitlerini geçirebileceği böyle bir tesise de kavuşturmak istiyoruz engelli vatandaşlarımızla ilgili. Daha neler yapabiliriz? Çan Engelli Derneği'nle de böyle bir sohbetimiz ortak olacak. Ortak konuşmak lazım belki. Hani belirli yollar olsun, gibi. Bazı binaların ulaşılabilirliği olsun falan gibi. Onları anlatmak istemiş seyircimiz herhalde. Onlara da çok dikkat. Tabii yani tabii burada vatandaşlarımızın da çok sorumluluğu var. Yani engelli parkurların önüne, yolların önüne araç park edilmemesi gerekir. Bunlara da dikkat edilmesi gerekir. Herkes dikkatli olmalı. Herkes dikkatli olması gerekir. Bununla ilgili önem sayacağız. Evet. Evet. Hikmet Kılıççan, sizin az önce efendim hayvancılık can çekişiyor. Köylü askeri ile iş aramak için göç ediyor falan demiş. Sizin anlattığınız ve geliştirmek istediğiniz aslında hem de istihdam arttırmak istediğiniz projeleriniz vardı. Onlarla ilgili sorular gelmiş oldu. Şeyden gelmiş yani bu bir tekstil fabrikasından bahsetmiştiniz. Onu merak etmiş Çanlılar, hani ne zaman gelecek, bir gelişme var mı gibi falan. Bununla ilgili bir yatırımcıyla görüştük. Tekrar Ege Üniversitesi'nde tekstil mühendisliği okuyormuş abi, soruyu yazan arkadaş. Öyle mi? Ha, çok iyi. Yani o firmayla seçimden önce görüştük. Tekrar önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceğiz. Onunla ilgili bir planlama yapmak istiyoruz. Yapacağız. Evet. Başkanım, çok yorduk sizi bugün ya. Çan'dan da geldiniz. Ama bundan sonra şey olsun, o biz Çan'a gelelim. Böyle durumu eşitlemiş olalım. Bugün siz gelmiş oldunuz. Biz de canlı yayın aracımızla yine aradan belirli bir süre geçtikten sonra hem bakalım bu projelerde nereye geldik? Bugün anlattınız. Gibi. Nereye geldik? Onları anlatırsınız. Gene vatandaşlarımız sorar, siz cevaplarsınız. Gecenin son sorusu, milletvekilliği mi sor, belediye başkanlığı mı? İkisi de çok onurlu görevler. Belediye başkanı tabii daha büyük sorumluluklar isteyen bir yer. Milletvekili tabii siyaset kurumu. Orada siyaset yapıyorsun. Belediye başkanlığı da hizmet kurumu. İkisi de güzel, ikisi de keyifli bir görev olarak düşünüyorum. Ama tabii belediye başkanı sorumluluğu daha fazla. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok ediyorum. Keyifli sohbet oldu başkanım. Evet. İnşallah biz de durumu eşitleyeceğiz. Tamam. Biz de Çan'a geldiğimizde bu programda, nasıl hatta belirli dönemlerde programlar falan da yaparız. Beklerim. Yaptığınız çalışmaları duyurmak bizim için bir görev. Biz de burada gerçekten de amacımız zaten, kuruluş amacımız da o. Yapılanları biz ekranlara taşıyoruz. Takdirde izleyiciye bırakıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim bu fırsatı bana verdiğiniz için. Çalışmanıza başarılar diliyorum. İnşallah zaman zaman da yaptıklarımızı, çalışmalarımızı Çan halkıyla, Çanakkale halkıyla, tüm ülkeyle paylaşmak isteriz. Beraber olacağız bu noktada. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, güncel programımız burada sona erdi. Bir başka güncel programında tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.